Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Seyit, kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine bir aksilik dışarıda video girişimi ve çıkışımı yapmayı unutmuşum. Şimdi yapacağım. Bugün sizler için Kia Sportage'ın 230 bin TL'lik, yani Türkiye'deki şu piyasadaki en ucuz SUV olarak adlandırdığımız Kia Sportage'in Cool paketi var. 1.6 manuel seçeneğiyle bizlere sunuluyor. Şimdi sizlere videoyu bırakıyorum. Video sonu değerlendirmemi bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi bugün Kia Sportage'ın Cool paketini tanıtacağım arkadaşlar. Cool paketinde neler var, neler yok? Gördüğünüz araç şu anda Türkiye'deki en ucuz C-SUV. Yani harbi SUV dediğimiz araçlardan bir tanesi. İlk önce etrafında gezmek istiyorum Kia Sportage'ın. Dediğim gibi Cool paketi ve manuel versiyonu arkadaşlar. Aracımız manuelde benzinli olarak geliyor. Otomatiklerde de, DCT şanzımanlarda da dizel olarak bizlere sunuluyor. Dizellerde 1.6 motor, 320 tork, 136 beygir var. Benzinlilerde ise 132 beygir ve 160 Nm tork gücü var. Bence motor performansı olarak yeterli bir araç olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu aracın test sürüşünü de yapabilirsem sizlere bu verileri daha iyi aktarabilirim, daha faydalı bir şekilde. Şimdi isterseniz aracımızın incelemesine başlayalım arkadaşlar. Elimde gördüğünüz şöyle bir anahtarı mevcut Kia Sportage'ın. Klasik bildiğiniz Kia anahtarı. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma maalesef yok. Zaten Cool paket giriş paketi arkadaşlar. Araçta 4 veya 5 tane paket var. Cool, Elegance, Prestige, GT Line diye paket var. Bir de Prestige'in Design Pack'i olması lazım. Şimdi aracın tanıtımına başlayalım. Anahtarını gösterdim. Şöyle ön flaşörlerini göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın bu şekilde yanıyor. Araçta katlanır aynası vesairesi var. Hepsine değineceğim. Hemen bir farlarını yakacağım ama farlarından önce şöyle sizlere aracın far gruplarını teker teker göstereyim. Bunlar projeksiyon tipi halojen uzunlarımız arkadaşlar. Bunlar gündüz farları, bunlar da halojen. Dörtlü flaşörlerimiz, bunlar da halojen olarak bizlere sunuluyor. Yani bütün far grupları halojen yanıyor. Sis farı da buna dahil oluyor arkadaşlar. Bunları hemen bir yakıp geleyim sizler için. Bakın gördüğünüz gibi far gruplarımız bu şekilde halojen yanıyor arkadaşlar. Kia Sportage'da. Evet, hazır farlar yanıyorken araba anlatmaya devam edelim. Geçen gün burada çok felaket bir yağmur yağmıştı biliyorsunuz. O yüzden aracımızın çekimlerine ara verdik. Şimdi tekrardan baştan çekiyorum arkadaşlar. Cool pakette ne var ne yok her şeye değineceğiz. Ön tarafa baktığımız zaman bakın bizleri şöyle parlak bir malzeme karşılıyor panjurda ve etrafı krom çerçeveyle kaplanmış. Şöyle bir duruşu var arkadaşlar Sportage'ın ön tasarımında. Burada bütün modellerinde de gelen şöyle krom bir çıta var. Eğer isterseniz aracı aksesuar olarak şuralara ek koyabilirsiniz, basamak koyabilirsiniz ve içeriye ekstra multimedya ekranı koyabilirsiniz. Bunu içeride bahsedeceğim zaten. O multimedya ekranı geldiği zaman da araçta geri görüş kamerası zaten otomatikmen geliyor. Şimdi aracın jantlarına geçmek istiyorum çok fazla lafı uzatmadan. Üzerinde Continental'in Conti Premium kontak jantları var arkadaşlar. Bunlar SUV'lerde premium olarak geliyor biliyorsunuz. Ve 225-60 R17 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. Bir SUV 60 yanak 17 inç jant bence yeterli. Prestige'de 19 geliyor arkadaşlar. Elegance'da da Cool'da da 17 inç jant bizleri karşılıyor. Bunlar gördüğünüz gibi çelik jantlar arkadaşlar. Üzerinde yine panjurda olan malzeme ile aynı renginde diyebileceğimiz simli parlak siyaha kaymış ve burada krom renginde bir jant tasarımı var. Bence gayet güzel, çok hoş bir jant diyebilirim ben bu tasarıma. Muhteşem dodiklerimiz yine burada ve kapı altındaki korumalarımızla birlikte şöyle bizlere sunuluyor arkadaşlar. Aracın sinyal lambalarına geldiğimiz zaman şu anda gösteremiyorum ama birazdan size ön tarafta göstereceğim. Araçta katlanır ayna var arkadaşlar ve burada da sinyal lambaları bizleri karşılıyor. Bunlar da yine LED olarak sunuluyor. Üst tarafa baktığımız zaman Cool pakette açılabilir bir sunroofumuz yok arkadaşlar. Panoramik bir cam tavanımız yok. Bunlar üst paketlerde standart olarak geliyordu. Bu araçta yok. Yavaş yavaş aracın yanını şöyle sizlere göstereyim. Genişliğini de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten bir SUV ama gemi gibi bir araç asla değil. Yani bunu söyleyebilirim sizlere. Şehir içinde bunu aracı döndürürken çok zorlanmazsınız. Çünkü ön taraftaki eğimli tasarım çizgileri ve arkadaki eğimli tasarım çizgileri bunu sizler için kolaylık sağlıyor. Şu şekilde bakın kapı kolları var. Ben bu kapı kollarını beğeniyorum. Renault'larda da bunu görüyordum. Böyle aracın rengiyle alp beyazı diyorlar herhalde buna. Bir de üzerinde şöyle krom renginde çift renk şeklinde yapılmış güzel kapıları var ve gümüş cam çerçevesiyle birlikte. Arkaya doğru geldiğim zaman üstte şöyle bir köpek balığı antenini görüyoruz arkadaşlar. Aracın rengiyle aynı geliyor. Ve yavaş yavaş arkaya geldiğimiz zaman Cool paketinde bizlere halojen olarak sunulan
şöyle bir stop grubu var. Kia Sportage'da arkadaşlar. Bunlar üst paketlerinde LED olarak bizlere sunuluyor. Arka tasarımı şöyle geniş göstereyim sizlere isterseniz. Bakın bu şekilde. Şurası artık flaşör görevi görüyor galiba. Çünkü içerisinde bir ampulümüz, LED'imiz vesairemiz yok. Bu şekilde bizlere sunuluyor. Yukarıda böyle kocaman bir spoiler var. Gövde rengiyle aynı gele ve şurada ufaktan bir spoiler yan detayı piyano bilek şeklinde bizlere sunuluyor. Aracın alt kısmına geldiğimiz zaman burada aşağıda bir reflektörümüz ve burada sis lambası ile birlikte ampullerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle arkaya geniş alayım. Dediğim gibi araçta geri görüş kamerası yok ama multimedya ekranı alırsanız aksesuar olarak yine üzerine ekleyebiliyorsunuz. Bu arada aracın fiyatı da 230.000 TL arkadaşlar. Aksesuarlarla maksimum 240'a falan geliyor. Şöyle bakın plakalığın üstünü de göstereyim. Geri görüş kamerası yok demiştim. Halojen ışıklarımız var. Burada yine krom bir çıta bizleri karşılıyor. Sportaj hızımız. Şimdi bir bagajı açalım artık. 467 litre bir bagaj hacmi var arkadaşlar araçta. Bir SUV'ye gerekli miktarda bir bagaj hacmi olduğunu düşünüyorum. Yani ne az ne çok tam ortada diyebileceğim bir bagaj hacmi var. Kia Sportage'da şu aşağıya baktığımız zaman da burada yardım kitlerini görüyoruz arkadaşlar. Aynı Tucson'da olduğu gibi şu malzemenin de ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Aracın şöyle arkadan görüntüsünü alayım. İçerideki renkler gerçekten güzel. Giriş paketi olmasına rağmen şurada da bir sürgülü panzotumuz var. Yeni nesil panzotlar. Tabii ki de bu pakette elektrikli kapanılı bir bagaj kapağımız yok. Kendimiz elimizle şu şekilde kapatıyoruz. Şimdi aracın artık arka kapılarına gelelim. Şurada da size aracın benzinli olduğunu göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi araç bakın etanolü 10'a kadar alıyor. Benzinli manuel 132 beygir ve 160 Nm tork gücü var. Arka kapıları açtığımız zaman artık Kia Sportage'da. Şurada böyle sert şeklinde gelen kapı malzemelerimiz var arkadaşlar. Görüntü olarak güzel. Buralar da sert ama burada suni deri kullanılmış. Yani bir SUV'de tabii ki de buralarda sert gelmemesi güzel bir şey. Yine burada piyano bilek detaylar. Çıta tasarımdan yine bahsedeceğim. Aracın renk uyumları çok güzel olmuş gerçekten. İçeride de bunu göreceksiniz. Burada bir eşya gözümüz var. Yine buralarda sert. Ana hoparlör girişimiz de burada bizleri karşılıyor. Şöyle aracın arka tasarımını göstereyim ve renklerine bir bakın arkadaşlar. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle güzel koltuk renkleri var aracın. Burada dediğimiz gibi araçta koltukları yatırma ayarlarımız var arkadaşlar. Arka koltukları yatırabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Hatta bakın şu koltuğumuz arkaya doğru yatmış bile. Arkada oturan için gerçekten güzel bir şey. Şimdi aracın bir içine binelim. Ondan sonra baş mesafesi, diz mesafesini göstereyim. Evet, Kia Sportage'ın içindeyiz artık. İç mekanındayız. Bakın şöyle önden de görünümünü göstereyim. Diz mesafesi. Şunu hemen kendi sürüş pozisyonuma göre ayarladım arkadaşlar. Benim boyum 1.71. Diz mesafesi bu şekilde. Zaten bir SUV araçta özellikle CSU'da diz mesafesini ve baş mesafesini ne kadar konuşmamız gerekiyor. Hele ki Sportage gibi bir araçta. Çok yeterli. Bakın koltuk sırtlarında ceplerimiz de var. Burada da aynı şekilde. Burada menfezlerimiz var. Etrafı şöyle krom şeklinde gelmiş. Bu her zaman söylüyorum videolarımda. Bu kromların kullanılması aracın içini daha güzel gösteriyor. Böyle simsiyah bir malzeme burada olsa kötü bir görüntü olurdu gerçekten. Aşağıya geldiğimiz zaman burada bir şarj girişi için USB Type-A girişi var arkadaşlar. Burada da 12 voltluk çakmaklık girişimiz var. Şimdi bir baş mesafesine çevireyim. Aracın baş mesafesine geldiğimiz zaman bakar mısınız şuraya? Yani benim boyum 1.71 dediğim gibi. Bir de bu koltuk sanki birazcık geriye yatmış. Onu dik konum aldığım zaman bile yani ne kadar fark edecek? Şuraya bakın arkadaşlar. Bu kadar bir mesafe var. Yani şöyle göstereyim. Bayağı yeterli. Konuşulmayacak gibi hatta. Evet, arkada şöyle bir kol dayamamız var arkadaşlar. Bagaj erişimi yok. Güzel, basit, standart bir kol dayama. Buradaki bardakların böyle düğmeli olmaması da güzel. Bu şekilde hem bozulmaz. Şöyle tekrardan koltukları göstereyim. Kumaş ama renk uyumları benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani SUV görüntüsü araçta var. Bir de aracın içerisinde çok güzel bir koku var. Burada ambiyanslarımız var. Yine halojen şeklinde bizlere sunuluyor. Şu tavan malzemesinden bahsedeceğim. Sanırım bu antrasit diye dedikleri bir renk arkadaşlar. Siyah böyle bir renk. Çok güzel gelmiş. Hatta aracın renk uyumuna da uymuş gerçekten. Burada emniyet kemerlerimiz var. Şöyle Sportage'ın içerisi arkadaşlar. Şimdi bir ön tarafa geçelim. Bakalım Sportage'ın önü nasılmış. Birazcık teknolojiden, konfordan bahsedelim. Evet, Kia Sportage'ın artık ön koltuklarına geçtik ve şoför koltuğundayız arkadaşlar. Burada sizlere nelerden bahsedeceğim. Bakın buralarda artık doku geliyor. Sert bir malzeme yok arkadaşlar. Aşağıya geldiğimiz zaman yine buralar suni deri. Piyano bilek. Dediğim gibi araçta katlanır aynı var demiştim. Bakın burada otomatik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Twitter hoparlörümüz de burada. Sanırım
2, 4 ve 6 hoparlör girişi var bu araçta. Burada yani ana hoparlörümüzde şöyle bir eşya gözümüz var. Aşağıya geldiğiniz zaman da şöyle paspaslarını göstereyim sizlere. Bu araçta elektrikli ayarlanabilir bir bel desteği var arkadaşlar. Dediğim gibi elektrikli ayarlanabilir. Şuradan bel desteğimiz var. Ama elektrikli değil koltuklarımız tamamen. Ön tarafa geldiğimiz zaman burada tamamen deri olan bir direksiyonu var. Derisi gerçekten çok güzel. Şunu beğeniyorum diyebilirim sizlere. Bunun haricinde Sportage'ın klasik direksiyonu artık yeni modellerinde burada bir oval yapmışlar ve Kia amblemini piyano bile şeklinde buraya yerleştirmişler. Aşağıdaki krom da yine görüntüyü güzelleştirmiş. Hele şu yanlardaki piyano bilekler güzel olmuş. Buralar dediğim gibi multimedya sistemini yönetebiliyorsunuz. Bu arada multimedya sistemi demişken bunda radyo audio sistemi var arkadaşlar. Bunu isterseniz aksesuar olarak buraya bir multimedya ekranı ekleyebilirsiniz. Bunu da aksesuarda bir ekstra bir bütçe veriyorsunuz. Yani aracın fiyatı 231.000 TL. Yani maksimum aksesuarlarla 236-240 civarında bu araç sizlere gelir. Öyle söyleyeyim. O yüzden şu ekrana çok fazla değinmeyeceğim ama yine Bluetooth'ta bağlanabiliyorsunuz. Onları söyleyebilirim. Buradan yine multimedyayı yönetebiliyorsunuz. Yani ne kadar multimedya desek de. Araçta cruise kontrol ayarları standart olarak geliyor arkadaşlar. Ve yağmur sensörü yok maalesef ama otomatik far ayarlarımız var. Şöyle göstergeyi göstermek istiyorum sizlere. Bunun içerisinde şurada birazcık menüde gezinti yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde bizlere sunuluyor arkadaşlar ayarları. Şurada 29 litre yazdığına bakmayın. Tabii ki de öyle yakmıyor. Hazır yakıttan bahsetmişken de aracın fabrika verileri 8 litre. İstanbul'da trafikte 10 litre yakar arkadaşlar. Hatta yani çok trafiğe kalmıyorsanız aslında yine 9 litreleri görürsünüz diye düşünüyorum. Analog bir gösterge. Yani buna çok fazla takılmıyoruz bu fiyattaki bir araçta. İçine de şöyle genel olarak baktığımız zaman güzel bir araç. Buradan şu ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastıkça yükseliyor. Burada bir menfezimiz var. Etrafı krom şeklinde ve piyano bilek detaylarla bizlere daha da güzel bir görüntü sağlanmış. Ön göğüs tamamen yumuşak geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendinden kararan bir dikiz aynımız maalesef yok. Ama zaten ya bu ne kadar yeterli diyebileceğim. Bu fiyatta zaten çok fazla beklemiyoruz arkadaşlar ama keşke olsaydı. Buradan sizlere bahsettiğim zaten krom şeklinde etrafı çevirin ve gördüğünüz gibi audio bir sistem var. Multimedya ekranı taktırabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Burada artık manuel diyebileceğimiz bir klima sistemi mevcut. Hala biraz oh be. Burada terden öldüm arkadaşlar. Gerçekten şöyle göstereyim bakın terimi. Burada terden öldüm. Bunu açtım püfür püfür çok güzel esti. Dörtlü flaşörler buradan yanıyor ve bu manuel klima olayı aslında kötü değil. Niye kötü değil? Bu fiyattaki bir araçta için böyle bir manuel klima güzel arkadaşlar. Hatta yani manuelliydi. Şunları çeviriyoruz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kötü bir görüntüsü yok yani. Burada bir tane USB girişimiz var. Bu arada multimedya ekranı taktığınız zaman Apple CarPlay de geliyor ve geri görüş kamerası da geliyor. Şurada böyle 12 volt çakmaklık girişi. Burada da aynı şekilde böyle bir eşya gözümüz mevcut. Burada yokuş iniş destek sistemi var arkadaşlar ve dediğim gibi 6 ileri 1 geri manuel şanzımanı bizlere sunuluyor ki Sportage'da. Hatta bakın şöyle şurada bir mandalı var. El frenine geldiğimiz zaman kaba durmayan nazik, kibar, hoş bir el freni var burada. Üzeri şöyle gümüş renginde kaplanmış. Güzel yani. Burada da bir bardaklığımız var. Şu küllüğü yerinden çıkarmayayım şimdi de. Bunun kenarlarında arkadaşlar sünger var normalde. Şu an takmamışlar. O sünger böyle tıkırtı yapmamasını engelliyor. Kol dayamamız üzeri yine suni deri kaplı. Koltuk kenarlarında olduğu gibi ileri geri ayarlarını yapabiliyoruz. Şöyle de bakın geri çekelim. İçerisinde de halı bir kaplı malzemesi var. Bu şekilde ama yükseklik ayarı maalesef yok arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Şimdi bir torpidodan bahsedelim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Amortisörlü bir torpido. Bakın şöyle kendinden bir ışığı da var. Halojen şeklinde yanıyor. Ama soğutması maalesef yok. Güzel ya. Beğendim yani. Standart bir torpido zaten. Şurada bakın kapı tutma yerlerimiz burada bu şekilde kombin edilmiş. Burada maalesef öyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, genel olarak bu şekildeydi. Üst tarafa baktığınız zaman da şöyle yanan bir halojen ışıklarımız var. Burada bir gözlük kabımız var bakalım. Evet, içini tamamen kaplamışlar arkadaşlar. Şöyle de bir indirdiğimiz zaman makyaj aynamız ve burada da bir ışığı var. Aynı Tucson'da olduğu gibi. Genel olarak her şeyi sizlere anlattım. 231.000 TL'ye Türkiye'deki en ucuz SUV. Yani bunun altına bir C segmentinde SUV maalesef şu anda yok. Kia Sportage en ucuzu. Tucson'lar uçtu biliyorsunuz ve araç 2021 model olarak zaten satılıyor. Şimdi video sonu değerlendirmemize gidelim. Orada bir güzel bir sohbetimizi edip genel bir aracı değerlendirelim. Teknik verilerden uzak bir şekilde rakipleriyle kıyaslayalım. Bakalım 230 bin liralık bir aracı gerçekten alınır mıymış? Hep beraber değerlendirmemizi yapalım. Hadi gidelim. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz. Böyle bir aracı genel olarak değerlendirdiğimiz zaman
Girişte de söyledim, video içerisinde de söyledim, yine söyleyeyim. Şu andaki piyasada alabileceğiniz en uygun, en ucuz SUV kendisi Kia Sportage'in Cool paketi. Manuel olmasını eleştirenler var ama performans olarak manuel daha iyi. Ha, bu arabayı alacağım, Paso İstanbul trafiğinde gezeceğim vesaire diyorsanız tamam, manuel birazcık sıkıntı olabilir ki bunun ayrımı var. Yani otomatiğini 100 kişiye satıyorsanız manuelini 50 kişiye satıyorsunuzdur. Yani ikinci elinde de böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz, ne kadar sıkıntı desek de. Ama diyorsunuz ben bunu uzun ömürlü kullanacağım, ileride sonra satacağım, araç alınabilir. Bu audio ekrana takılmayın, videoda da bahsettim. Aksesuar olarak multimedya ekranı taktırabiliyorsunuz, çok bir maliyeti yok. Yani diğer hatta aksesuarları da taktırın, araç biraz daha böyle nasıl diyeyim sizlere, kaslı gözüksün. O ekler falan koyuyorlar, onlarla beraber aracın fiyatı 240'a kadar çıkıyor. Yani onları istemeseniz de yine ekranı taktırabiliyorsunuz. Bence güzel araç. Dediğim gibi en ucuz SUV kendisi. Şu anda rakiplerini sayarsam sizlere Volkswagen Tiguan olsun, Skoda Karoq olsun, Seat Ateca, Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 gibi C segmentindeki SUV'ler bunlar. Yani aralarında en ucuzu bu. Bunun bir üstü ucuz ne var derseniz 300 bin liraya da yok yani hatta. Yani 400 bin lira olmuş diğerleri. Arada bayağı bir uçurum var. Tabii manuel şanzımanı. Otomatikleri 350 bin TL'den başlıyor Cool paketinin. Neyse, benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.